hemen ilk konuklarımı davet ediyorum. Bekir Aysema Nizamsever çifti geliyor. Niçin geliyor? Bekir Bey ile eşi yıllar önce ayrılıyorlar. Tabii ki çocuk annede kalıyor. Velayet annede. Onun bakımıyla, eğitimiyle, her şeyle anne ilgileniyor. Fakat bu bayramda 10 Nisan tarihinde Bekir Bey duyuyor ki daha 15 yaşında olan, reşit olmayan kız çocuğu annesi tarafından evlendiriliyor. Buyursunlar. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Merhaba Bekir Bey. Merhaba. Gölcük'ten katılıyor Bekir Bey programa. Hı. Eşi Aysema Nizamsever'le. Aysema Hanım sizin ikinci eşiniz. Evet. Kaç yıldır evet. evlisiniz? 9 yıldır. 9 yıldır. Ortak bir çocuğunuz var mı? Vardı, vefat etti oğlumuz. Aa, başınız sağ olsun. Allah yani evet. Allah sabırlar versin. Buraya da evladınız için geldiniz. Evet. İlk aynen. evliliğinizden dünyaya gelen 15 yaşında olan 2009 doğumlu kızınız Sude Naz Nizamsever için evet. buradasınız. O evet. annesi Şükran Kalkan'la evet. beraber hayatını sürdürüyor. Velayet anne de evet. çocuk 4 yaşından beri annenin yanında doğru. kalıyor. Doğru. Ve tüm bakımıyla her şeyle o ilgileniyor. Evet. Anne Şükran Hanım kızıyla beraber hangi ilimizde yaşıyor? Ben Yalova'da yaşıyorlardı. Yani en son oradayken ayrılmıştım zaten. Yani şu anda Yalova'da olduğunu biliyorum ama orada da değiller, İstanbul'da diye duydum. Yani siz bile neredeyse tam olarak ne olduğunu bilmiyorsunuz. Evet, bilmiyorum. Şimdi hemen direkt mevzuya da girmek istiyorum. Kızınız Sude Naz Nizamsever 15 yaşında. 15 yaşında. Ve annesi yeni girdi. Ha? Yeni girdi. Daha yeni girdi. Mardin 26 isimli. 26 Mart tarihinde evet, girdi. 26 Mart. Siz kızınızın evlilik tabii ki evlilik yapabilmesi mümkün değil ama bu çok küçük yaşlarda reşit olmayan çocukları ben razı değilim de. Dini nikahlı beraberlik adı altında yaşatıyorlar. Aysema Hanım nasıl duydunuz bunu? Ya bu kızın evlendirileceğini mi duydunuz? Şimdi size anlatayım. Buyurun. Bunun eski karısının kızı, evet. başka kocadan olmayan kızı yani. Bunun kardeşine evli. Yani çorbanın çorbası anla. Kızı annesiyle siz evlendiniz, kızıyla da kardeşiniz evlendi. Ben ayrıldıktan sonra. Bu ayrıldıktan sonra evleniyorlar. Şimdi Sude Naz ne yaparsa övey ablası bize anlatıyor. Geçen sene bir olay ablanın oldu. Ablanın adı ne? Mihriban. Mihriban ha. Bahadır. Mihriban. Geçen sene bir olay oldu. Bunları ben alt üstüne çevirdim, sustular. Yalan konuşuyor siz dedim, esrarla çıkacağım dedim, patlayacak siz dedim, sustular. Ezer bu sene de patlatacak dedin yani. Evet. Patlatacağım dedim, oraya gidip sizi dedim. Yalan konuşmayın çocuğunuz yerine dedim. Kız çocuğuydu, evlat değil miydi dedim. Sustular. Bu sene de bayramdık gittik orada. Kaynana görümce bilmem ne orada oturuyorlar. Gittik. Hanımefendi. Hangi hanımefendi? Mihriban hanımefendi var ya, benim eltim olacak. Yani aslında Sude Naz'ın üvey ablası. Ablası, evet, üvey ablası. Buna dediler ki, bir tane daha Hami Bahadır diyene kaynı var. Buna dedi ki, abi dedi ya dedi, kızını dedi evlendirdiler dedi. Senden istediler mi dedi. O ha. zaman biz şarteller attı yukarı. Buna dedim ki, o çocuğu alma için dedim, ağızlığını bir yazar alalım dedim. Bildiklerimizi dedim, esrarla anlatacağız, esrarla çıkılıyı dedim. Sen mi geldin buraya Aysema? Beni aradım. Sen aradın. Yani 15 yaşındaki kızının, o çocuğun evet. hakkını aslında arayan Bekir Bey'i de hadi o gidiyoruz diye. O kız benim sütüm içti ablam. O kız benim sütüm içti. Ne diyorsun? Evlattı da. O bey de olsa evlattı. Ben çocuğu bir toprağa koymuşum. 6 yaşında. Onun kardeşiydi da. O bey olsa da onun kardeşiydi. Nasıl sahip çıkacağım? Kız çocuğu. O yana olmaz olsun. Toprağa girsin. Zoruma gideyim yapılanlar. Resmen bir tanesini geçen sene patlattığımı, kavgayla kıyamet ile susturduğumu 1,5 sene boyunca kızı kullandırdı. Kime kullandırdı? O çocuğu. Yani şu anda? Şu anda gittiği değil, başkasına. Ha, 1,5 sene bu çocuk daha 14-13 yaşından itibaren. Ettirildi. Uğrattırıldı. Yani bu kızı istismar ediyorlar. Annesinin
Şükran Kalkan'ın küçük kızını, reşit olmayan kızını koruyamadığını söylüyorsun. Aynen öyle. Şimdi hepsini tek tek konuşacağım Aysema, bildiklerini. Önce şu anda Mihriban diyor ki sana, Bekir Bey, arkadaşlar içeride konuşur musunuz lütfen? Dikkatimi dağıtıyorsunuz, bütün sesiniz yayına geliyor. Mihriban diyor ki Sude Naz'ın üvey ablası, Sude Naz'ı annem evlendiriyor. Aynen. Kimle evlendiriyor? Ama kimin demedi, ismini vermedi bize. Bunu duyan ailede başka biri var mı? Sadece evlendirildiğini biliyle isim vermeyin Mihriban. İstemeye gelen olmuş mu? Anasının evine olmuş. Yani Şükran Kalkan evine görücüleri davet etmiş. Aynen. Ha dur, esas bomba bu. Hanımefendi evlendiği adamın kız kardeşinin oğluna vermiş. Yani Sude Naz'ın şu anda evlendirildiğini, beraber yaşadığını iddia ettiğiniz kişi Şükran Hanım'ın görümcesinin oğlu. Yani o kişiyle beraber adı var mı? Adı yok. Yok. Ben hiçbir şey adı bilmiyorum. Adı sana yok. O kadarını biliyorsun. Peki şimdi, kızınız annesinin yanında mı, farklı bir şehirde mi? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben fabrikada çalışıyorum. Benim kızım beni 2-3 gün önce aradı. Bana dedi ki baba sen beni polislere nasıl bildirirsin? Hani polislere beni bildirirsem bir daha... Mi oldunuz? Oldum. Polise gidip kimden şikayetçi oldunuz ve neden? Ben polise, yani kızım o zaman kayıp olduğunu biliyordum. Çünkü bana yani evlendirdiler, gönderdiler falan gibi laflar söylendi. Öyle söylenince ben de direkt polise gittim, ihbarda bulundum. Yani tebrik ediyorum bu arada. Kayıp, ya benim, ben şöyle diyeyim Esra abla. Ben 4 yaşında kızım, ben ayrıldığımda 4 yaşındaydı benim kızım. Ben ne zaman ki yani kızımla irtibata geçmeye çalışsam hep beni engellediler. Yok işte annesinde kalsın, yok şöyle, yok böyle. Bilmediğiniz şeyler var. Esra abla, ben velayet davası da açtım 2015'te falan. Mahkemeyi kaybettim. Yani benim annem eski gelinine şahitlik yaptı. Ama tabii şahitlik kabul olmadı ama çünkü hakim de inanmadı. Ben 4 yaşından beri kızımın her zaman arkasında oldum. Arayabildiysem aradım. Ama şu anki durum çok farklı. Eğer annenin buna onayı varsa bu velayetin değiştirilmesinin sebebi, bunun dışında erkek kardeşiniz Bekir, üvey abla dediğiniz Mihriban ve annenin bu kızın yerleşim yerinin nerede olduğu konusunda size bilgi vermesi lazım. Hiç kimse bilgi vermiyor. O zaman ekrana dönelim. Ekran başındaki seyircilerimize söyleyelim. Şükran Kalkan'ı tanıyanlar. Aslında elimizde bir şehir var, orası da Amasya. Amasya, yani evet. Kızınızın şu an Amasya'da olduğunu kimden duydunuz? Ablasından. Mihriban'dan. Evet. Yani bayramda 10 Nisan'da geldiler. Dünürcüler geldi. İsteme yapıldı. Şükran'ın şimdiki kocasının kız kardeşinin oğluyla nişanladılar. Pardon, evlendirdiler. Ve bu kız Amasya'ya gittiği size üvey abla Mihriban söylüyor. Bir de 18 yaşına kadar bekletecekler, ondan sonra izinleme yapacaklarmış. Anası demiş ki vekalet bende olduğu için benim imzam ile oluyor demiş. Oluyor mu onu bir sormam lazım hakimlere. Peki herkese sorabiliriz ama bu kız küçük. Şimdi bu kızı anne koruyamadığını iddia ediyorsun ve kız 13 yaşından beri annesi tarafından korunmadığı için mağdur edilmeye çok açık. Aynen. Bildiğim şeyler var dedin. Bildiğim şeyler, bu kadın resmen ...13 yaşından beri bilmem ne uğrarsa, burada açık konuşamayacağım, bilmem ne uğrarsa o nedir? Bunu nasıl duydun, ne duydunuz? Caner Polat Dena biriyle sevgili. Şimdi şöyle diyeyim Esra abla, şurada paylaşılan bana video var. Bir dakika, her şey, bir de artık konuşacağım yani. Senelerdir sustum. Ben 15 sene, bana çok güzel bakıyorum dedi kızımı. Maşallah çok güzel bakıyor ya. Çok güzel bakıyor. Yani baksana ne güzel kız. Yarın bugün bunun hayatı var. Bu nedir ya? Bakıyorum ya, şuna bak. O 13 yaşında ya. Ya ablalar gözünüzü seveyim. 13 yaşındaki kız şu şekilde olur mu? Bir anne bunu yapar mı? Bir annenin yani bundan haberi yok mu? Bundan haberi yok mu?
Çıksın söylesin. Bu şekil nedir ya? Nedir? Ablası Mihriban. Söyleyin. Nasıl izin verdiniz buna böyle? Anne. Gölce, Esra abla, Gölce'ye kadar çocukla birlikte benim kızım geliyor ve bana haber vermiyorlar. Yani ben bunu başkalarından duyuyorum. Yani mesela kızı evde yok, ortadan kayboluyor ya da annenin izniyle bir arkadaşı olan kişiyle başka şehirlere 13 evet, yaşındaki kişi gidiyor. Bir kız çocuğunu anne gönderebiliyor. Bakın bu çocuğun derdi, bu olayı değil. Çocuğu eğer siz koruyamaz, gerekli Esra dikkat ablacığım. Ve özeni gösteremezseniz abla, çocuğunuzu ama. Mağdur edebilirler. Bugün çocuğumu kampa göndermek için anne baba olarak muvafakatname vermek zorundayım. İzin belgesi imzalamak zorundayım. Ve onun başında onun koruyucusu olacak, kaç tane deneticisi olacak, eğitimci ve tanıdığımız öğretmenlerin olması gerekiyor. Ama bunlara dikkat etmeyen bir anne kızının her türlü mağdur edilmesine, kızının hayatını yanlış yönlendirmesine sebebiyet verebilir. Yani çocuklar her şeyi isterler. Çocuklara sınır koyacak olan anne babalardır. Onların sınırlar doğrultusunda yaşlarını yaşamasını öğretecek olan gene anne babalardır. Şimdi Mihriban'ın kocası o gün. Bunun senin erkek kardeşin. Evet. Anneden olma, baba ayrı. Tamam, hiç oralara girme Aysema, yemin ederim çorba kafan. Olayı. Çorba oğluyu, vallahi çorba oğluyu. Öncelikle biz Sudenaz Nizam Sever'i arıyoruz sevgili seyirciler. Anne Şükran Kalkan bu kızı şu anki eşinin kız kardeşi olan kişinin oğluyla evlendirdiğini, dini nikahlı beraberlik yaşattığını iddia eden bir baba ve yanında da ikinci eşi var. Ogün Bey merhaba. Ogün Bey hoş geldiniz. Duyuyor musunuz beni? Alo. Merhabalar. Aa, Ogün Bey. Eyvallah, buyurun. Sudenaz'ın biriyle evlendirildiğini, istemeye gelindiğini nasıl duydunuz? Annesi söyledi. Daha doğrusu kendisi söyledi ilk. Ben bundan dolayı bir kavga çıkarttım, tartışma. Bayağı annesiyle aramız açıldı zaten de. Hoparlörün açıksa Ogün Bey, kapatırsanız çok sevinirim. Çok cızırtılı geliyor sesiniz. Dinliyorum. Annesi ve kendisi söyledi. Oradan devam edin. Evet. En son kızı aradı zaten beni. Ben de babası Bekir Nizam Sever'e kendisine söyledim zaten. İstemeye gelinmiş mi? İsteme nerede yapılmış? Yalova'daki evinde yapılmış. Şükran Kalkan'ın evine mi gelmişler? Evet. Gelen kişiler kimler? Ya ben çok tanımıyorum. Çocuğun ismi bir tek Volkan diye duydum. Zaten daha yeni tanışmışlar. Al acele nasıl yaptılarsa bu işi. Peki bu Volkan denilen kişinin Şükran Hanım'ın şimdiki eşiyle bir bağlantısı var mı? Volkan'ın dayısıyla mı ne evliymiş, evlenecekmiş? Anladım. Yani Şükran Kalkan'ın şimdiki dini nikahlı eşinin bir yakınıyla söz evet. Yüzükleri, nişan yüzükleri takılmış mı? Vallahi hiç bilgim yok çünkü peki, orada değildim ben. Sudenaz şu an nerede yaşıyor? En son bizi aradı, Amasya'dayım dedi. Niye Amasya'da? Çocuğun annesiyle. Yani annesi götürmüş oraya köye ama çocuk Yalova'daydı. Yani Sudenaz şu anda Volkan denilen kişinin annesiyle Amasya'da yaşıyor. Evet. Volkan bu arada kayınvalideniz değil mi Şükran Hanım sizin? Evet. Siz istemeye gitmediniz mi? Sizi çağırmadılar mı? Kimi istemeye? Yani bu istemeye sizi çağırmadılar mı? Beni çağırmaz çünkü böyle bir şeye ben zaten müsaade etmezdim. Bu. Ben sonradan öğreneyim, kaçtıktan sonra. Mihriban gitti mi? Hayır canım. Duyuyor musunuz beni? Duyuyorum, duyuyorum. Peki, kayınvalideniz telefon attı. Sizin soracağınız bir soru var mı? Anneyi alacağım çünkü. Anneye daha iyi biliyordur herhalde. Volkan'ı soracaktım kaç yaşında diye. Şükran Hanım merhaba. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kız... Volkan'ın yanında değil, benim yanımda. Şu an Yalova'da mı kızınız? Şu an abisinin yanına gönderdim. Abisi nerede yaşıyor? Yalova'da yaşıyor efendim. Yalova'da yaşıyor. Evet efendim.
kızınızı Volkan isimli kişiyle nişanlayıp Amasya'ya göndermişsiniz. Bu nişan töreni kimin evinde yapıldı? Bak şöyle, kimsenin evinde bir şey olmadı. Sadece şöyle bir şey oldu. Hani görmeye geldiler bize. İstemeye geldiler. Evet, görmeye geldiler. İstemeye değil. Benimle tanışmak için geldiler. Peki isimlerini söyler misiniz? Kızınızı görmeye gelenlerin, kişilerinin adlarını. Birisi benim görümcem oluyor. İlk önce ben evlenmeye kalkıştım, tamam mı? Ben evlenmeye olunca, evliliğim başlayınca ben dedim ki tek başıma kızım yanıma aldım İstanbul'a. Hı hı. Ondan sonra yanımdayken görümcem dedi ki bana, hı, hem yani kızımın sözlüsünün annesi oluyor. Yani sözlünün adı soyadı nedir? Sözlü de değil. Sözlü de değil. Sözlünün yani adı soyadı nedir? Yani tanışma var. Ondan sonra kalmasın diye kızımı onların yanında gönderdim. Çocuk zaten bu Yalova'daydı. Sen babasının, bana bak bana. Bir dakika ya, sen bak, babasının sen yanına yollamıyorsun da. El alemin evine nasıl yolluyorsun kızını ya? Kaç kişi geldi benim sözü? Ne bak, demek ya? Lütfen. Sen bak, hiçbir zaman, hiçbir zaman bak, kızınla beni buluşturdun mu? Bir de kalkmışsın diyorsun ki. Ya bak, bırak. Bundan iki sene önce kızımı lan, 4 yaşından beri, 4 yaşından beri doldurdun çocuğu be. Anne beni ellerinden kurtar diye yalvaran bir ya çocuk. Ya bırak Allah'ını seversen. Yalancı. Ne yapmışım ben kızıma? Ben ne yapmışım kızıma? Ne yapmışım? Bakmamışsın. Bakmamışsın. Sahip çıkmamışsın. Yok ya. Sahip çıkıp, lan 4 yaşında ayrıldım ben senin yanından. Benim kızım istediğinde ben anahtarlarını elinden aldım. Sen gittim, benim yanıma, benim yanıma dedim, yollamıyorsun. Beni dedim yanımda dedim, beni dedim zan altında bırakırsın dedim. Ben kızımı gönderdim. Siz kızıma sen çok güzel, ay, çok güzel bakıyorsun kızıma ya. Çok özel, kaç aydır şu anki dini nikahla eşinizle yaşıyorsunuz? Ben daha yeni başladım. Kaç aydır birliktesiniz? Yeni başladığım için ben kızımı evde... Ablacığım ben yeni başladım, bırakmadım. Az başladığımdan anlamıyorum. Kaç aydır şu anki dini nikahlı eşinizle berabersiniz? Ben dini eşimle de değil, anlaşamadım ve ayrıldım. Bir haftada ayrıldık biz ve kızımı hayatım, da aldım. Kaç ay beraber oldunuz? Hiç bir ay, bir hafta, bir ay. Bir ay. Sadece bir hafta, bir hafta. Peki, bir haftalık ilişkide görümceniz bakın, olacak olan... Hanımefendi sadece, teker teker... Bakın. Ben çok karışıklığa bakın, gelemiyorum. Görümceniz evet, olacak kişi, o sizin bir haftalık dini nikahlı beraberliğinizde. Ya biz de şu Sude Naz'ı, Volkan değil mi sözlendiği kişinin adı? Evet ama o çocuk yoktu orada. Tamam, önemli değil. Yani Volkan'la da başgöz edelim, evlendirelim diyor. Hayır. Sonra da alıp kendi memleketi Amasya'ya. Amasya'ya gönderiyor. Kadar benim yanımda kalacaktı. Bey, hanımefendi bak şunu öğrenmek istiyorum. Sen bir adamla bir hafta dini nikahlı beraberlik oldun. Hayatına girdin. İşte adamla sen beraber oluyorsun. Kardeşinin oğluyla da kızını birlikte onlar evlensin. Hayır, yuvaları kurulsun şey istiyorsun. Yok öyle bir şey. İstemeye bir görmeye şey niye geldiler kızını? Sadece beni tanımaya geldiler. Kızını beni bak sözlüsü dedin. Sadece. Kızına söz kesildi mi? Hayır söz kesilmedi. Sadece tanımaya geldiler. Sizi tanımaya gelen kızı niye gönderdiniz hanımefendi? Laf ben kalabalığı yapmayın Allah aşkına. Sizi benim istemeye gelmişler. Bak, üstüne bir de kızını mı değil verdiniz ya? Sizi ben görmeye ben gelen görücülere üstüne kızınızı vermişsiniz. Şu an... Vermedim. Emin misiniz? Kızım yanım. Evet eminim. Kızınız kaç kere nişanlandı? Kaç kere nişanlandı? Hiç nişanlanmadı. Kaç kere sözlendi? Hiç sözlenmedi. Kaç kere istemeye gelindi? Bir Esin kere görmeye geldiler. Onu da Esin ben geldim. Adamla ben beraber oldum. Beraber o akşam beraber geldik. Dediler ki sen çalışacaksın. Kızını burada yalnız bırakmayalım. Bizim yanımıza kalsın birkaç gün dediler. O Volkan kaç yaşında? Volkan kaç yaşında? 17, 18, 18 herhalde. 18 yaşında. O Yalova'da siz yani kayın müstakbel geldim ben. Müstakbel Esra kayınvalideyle Esra yanına gönderdiniz. Esra Hanım müsaade var mı yer? Var anne. Kayınvalidesi Şükran değil, benim görümcemde. Şükran beni bir duy lan. Bana bak hele. Ben bu kadının sesini senin bile duymak istemiyorum herhalde gerçekten. İftiradan gel, başka bir anam, sevildiği gel, yok. Gel gel anam gel, ben sana nasıl hesap soracağım. O eski mesele var ya. On... Anam kocağı verdi.
O Mihriban'ın kocası tabii, bize değil. Anam koca verdi imam nikahıyla, evde saklayacaklar da 18 yaşına kadar. İmam nikahından sonra zindanda yapılacak dedi. Gayet de normal hareket ettiğimden eminim, kendimden eminim. Ben kızımı korumak için yörümcem yanına gittim, verdim. Sadece çok hiç kimse çok. Bir erkeğin yanına kızım bile gitmedi benim kızım. Kızım böyle demedi, kızım kızım. Abisin. Mihriban'ın böyle demedi, imam nikahıyla verdiler dedi. Bilmeden konuşturuyor. Şimdi. Lan doğurdum kızdı, doğurdum. Şükran Hanım, damadınız biraz önce canlı yayındaydı. Evet, bilinçsizce yani. Damadınız dedi ki tekrar telefon attığında bayramda tüm bombayı aslında bayramda patlatıyor.